Evet Mügeciğim. Söz Diğer sende. haberimize devam edelim. Dünkü konuğumuz televizyon yıldızı ve ekranlara dönmeye hazırlanan Nursel Ergin'di. Böyle komşuculuk, ev falan bahsederken oyuncu Pınar Deniz'le komşu olduğunu söyledi Nursel Ergin. Ve Pınar'ı uyardı. Dedi ki Pınar, evdeki sesler duyuluyor. Dikkat et. Bunun üzerine sosyal medya hop ayağa kalktı. İzleyelim. Nursel'i efendim Pınar Deniz'e benzetmişsiniz. Takipçilerimiz de yazmış. He. Hatta dedik Nursel benziyorsunuz dedik. Komşu çıktılar. Yani şöyle tip olarak o da koyu renk saçlı. Dalgalı. Minyon. Minyon. Vallahi benziyorsunuz. Renkli göz bakayım. Yok yok benziyorsunuz. Pınar daha güzel. Aa, hayır sen de çok güzelsin. Çok bence güzelsin. Parlayan yıldızlardan. Bu arada bir ay oldu yan komşum oldu. Daha karşılaşamadık çok yoğun çalışıyor. Korona olduğunu siz bilmezken ben biliyordum gece yarısı. Hemen delikten baktım böyle bir gürültü var. konuşmalarını duydum. Bir şey söyleyeceğim. Kafayı böyle kapıya koyduğun zaman konuşmalar... Yemin ederim koyduğum oldu. Al yani. Ben de kulağım iyi duymuyor. Eşim böyle bir iki şeyler duyunca ne bakayım öyle mi falan oldum. Orada bir hareket olunca dur bir dinleyeyim ne oluyor dedi. Çok yoğun çalışıyor ya taşındılar mı taşınmadılar mı anlayamadım. Biraz uzun sürdü. Çok da şimdi ünlü bir tabii. Kız. Ve merak ettim yani. Meraklı komşuluk yaptım ne yalan söyleyeyim. Merhaba memnun oldum Pınar bu arada daha hiç karşılaşamadık. Bir kahveye gidersin buradan söyle. Bir kahveye söyle. Gideceğim de yakalayamıyorum kızı. Doğru. Ben çok severim komşuluk oynamayı. Gerçekten benim Nero var köpeğim. Evet. Onun da bir köpeği var. Köpeklerimiz daha kanka birbiriyle. Aa, onlar bile tanıştılar diyorsun. Sen olayı çözmüşsün. Köpeği var, gürültü var, tıkırtı var. Ha? Tıkırtı oluyor bayağı. Evet. Bayağı misafirlerim o var. Tıkırtı, hareket iyi bir şey. Tamam Pınar Deniz bu yayından sonra ilk iş olarak böyle emlak sayfalarına bakıp yeni bir ev bulacak. Yok bulmaz ya biz çok severiz gürültü yapan komşuyu. Ben yaşayan ev seviyorum. Misafiri gelsin, akşamları gürültü olsun. Biz de öyleyiz yani insan seviyoruz ve... Çok konuşmalar duyuluyor mu peki böyle evin içinde? Pınar duyuluyor. Dikkat, dikkat. Hatta ben dedim ki biz böyle duyuyorsak onlar da bizi duyuyordur. Ben çok sesli konuşurum çünkü. Murat sessiz ol ya. Ay çok zevkli değil mi komşu dinlemek? Bayılırım komşu ya, dinlemeye. Bar eski yöntemle çay bardağıyla yan duvara böyle yapıp dinleyen çok ünlü birisi var. He. Adının içinde E var. Adının içinde E var. Evet. Bayağı güzel dinliyorum. Evet. Nursel Ergin efendim yargının yıldızı Pınar Deniz'in evini ara ara dinlediğini söyledi. Sosyal medyana yaptı. Yargı dağıtmaya başladı ve dediler ki o anlatıyor pişkin pişkin yanındaki sunucular da pişkin pişkin gülüyor dediler Müge bizim için de. Bir şey söyleyeceğim. Tamam hani herkes için bir genelleme yapamayız. Yüksek sesle üst kattan alt kattan karşı komşudan ses geldiğinde şöyle mi yapıyorsunuz ne olur yazın. Ay çok ayıp bir dinlemeyeyim. Bir şekilde maruz kalıyorsun zaten sesler yükseldiğinde. Ben aksine tıkırtılar kavgalar olduğu zaman çok kötü oluyorum geriliyorum. Televizyonun sesini ama Allah'tan biz de öyle. Özellikle kısıyorum. Belki başkaları televizyonun sesini yükseltiyor olabilir. Bana ne olursa olsun diyen Allah olabilir. Allah korusun bir şey ama olursa. Ama özellikle kısıyorum ki bir şey olursa evet. Çığlıklar yükselir, işte kavga Hay büyür Allah falan. Korusun. O zaman ne yaparsın? Polisi çağırırsın. Tabii ki. Onu müdahale etmek durumunda duyabilecek kalırsa. Durumda birbirine yakın. Bizde de öyle. Yani tabii şu Pınar'ı nerede eleştiriyorlar? Hani niye bu kadar detay verdin yayında? Burada bence biraz... Espri de yaptı diye düşünüyorum Espri ben. Espri de yaptı. Bir de sonuçta o kişinin adresini ve kapı numarasını vermedi ki. Yani özelini ihlal etmedi. Samimi bir itirafta bulundu. Ve onu da uyardı aslında. Pınar'ı da uyardı. Dikkat Pınar et, duyuluyor dedi. Ses geliyor dedi. Eminim benimki de geliyordur. Çünkü ben de yüksek sesle konuşuyorum. Yani özel olarak Nursel'in mesai ayırıp Pınar Deniz'i dinlediğini düşünmüyorum. Yok. Oradan tıkırtı gürültü ses geldiyse de şöyle yaptığını düşünmüyoruz. Zaten söylüyor. Evin yalıtımında bir sorun var bence. Herkes birbirini duyuyor. Gülşen ben onu geçen gün ne düşündüm biliyor musun? Tamamıyla evin yalıtımlı olsa diyelim ki Allah korusun ve bir şey oldu bir terslik oldu.
Evine belki birisi zorla girdi ve sana zar... Hmm. Ya bağırıyorsun ve kimse duymuyor. O da korkunç, evet, değil mi? Dört duvar arasında. Tabii ki. Ben asıl şunu merak ediyorum. Nursel bu açıklamasından sonra kapı komşusuyla, yan komşusuyla Pınar Deniz'le hiç karşı karşıya geldi mi? Ya da gelen tepkiler sonrası Pınar'ın bir kapısını çalıp bir mesaj verdi mi ona? Yapmamıştır ya. Telefon çalıyor ve açmıyor. Ben Pınar'ın bu duruma çok bozulduğunu da düşünmüyorum. Ama hiç bozulacak bir şey değil. Kötü bir şey söylemedi çünkü. Evet, evet. Evde şunu konuşuyorlardı, bunu yapıyorlardı falan demedi. Detay vermedi zaten. Tabii, aynen, aynen. Nursel'i bir arayalım. Komşusu Pınar Deniz'le hiç karşı karşıya gelmiş mi? Geldilerse de ne konuşmuşlar diye bir soralım. Gelmedilerse de şimdi bir kahveye gitsin, sabah kahvesi. Evet. Ne olacak? Biz de böyle değil mi? Telefonda beraber. Aynen. Hep beraber. Hep beraber içelim kahve. Bizim kahveler, evet, de gelecek. Şimdi açmıyor. Muhtemelen bir ses kaydı gönderdi. O kaydı da birazdan dinleyeyim. Sen bu VTR'ye pas atınca. Evet. 1991 Türkiye 3. Güzeli Defne Samyeli, sevgili izleyiciler. Arıyor. Okan, tamam, sen konuş. Sonra. Nursel, canlı yayındayız. Hemen sesi yayına verdik, sesini. Nursel, dün yayında konuştuk. Yargı dizisinin yıldızı Pınar'ı konuşunca sosyal medyada bir anda yargı dağıtmaya başladı. Ay, evet, hem bize ya, hem sana dokundurdular. Sen dün komşunun kapısını bir çaldın mı ya da karşılaştın mı Pınar'la? Çekimden çok geç çıktım. Ben de çalmak istedim. Yani kız da yanlış anlayacak. Ya ben şunu demek istiyorum. Hani korona ya gündemimiz. Gecenin 12'si mi 1'i mi ne, çok geç bir saatte ambulans geldi mi, işte korona için teste gelmişler. Biz de hani çok ünlü bir çift olduğu için ve daha tanışamadığımız için, aa korona mı olmuşlar, nasıl yani, set var bilmem ne diye hani kulak kabarttık eşimle birlikte. Ama hani klasik, hepimiz duymuyor muyuz komşumuzu, kahkaha da atıyor. Taşınırken bir sürü ses de yapıyor. Aynen, onu söylemek istedim. Ben yine iyi niyetimin, çok konuşmamın kurbanı oldum bence. Evet. Nursel, biz de burada söyledik. Sen de altını çizerek belirtmiştin. Özellikle gidip Pınar Deniz'in kapısını, duvarını dinlemek, ay, gibi bir çaba içinde değilsin. Ben bu arada size geldim, kanıtladığımı düşünüyorum. Ben magazin bile takip etmiyorum. Hayır, bırak hiç. Hani kapı dinlemeyi kimse, çok da umurumda değil yani kim ne yapıyor. Tam tersine duyduğum sesler çok hoşuma gidiyor dedim. Hani evet, insanlar, evet, gürültü yapsın, yaşayan evler, çoluk, çocuk. Evet. Ben duyduğum zaman mutlu olan biriyim. Bana ne, kimin kapısını niye dinleyeyim yani? Peki kapıyı çalmayı düşünüyor musun peki? Gidecek misin? Vallahi hemen hemen düşünüyorum. Kız da beni yanlış anlayacak yani bu sebepten dolayı. Çok da seviyorum yani. Çok da sempatik buluyorum. Dün de söyledim. Hı hı. Çok başarılı buluyorum. Ya, komşumla niye kötü olayım böyle bir sebepten? Bak senin elin... Çok üzüldüm yine. Evet. Evet. Çok üzüldüm yine. Kendimi anlatamadım mı dedim ya heyecanıma mı kapıldım. Ben vallahi magazin bana yaramıyor. Bak Nursel, senden şöyle bir görüntü bekliyoruz. Elin maharetli, mutfak programlarının yıldızısın. Güzel bir çorba yap, kek pasta yap. Götür Pınar Deniz'in kapısını çal. O görüntüyü de bizle paylaş lütfen. Emin ol yapacağım. Yani öpeceğim. Tabii ki öyle bir şey yok. Onu neden dinleyeyim ya da herhangi birini dinlemem. Ben de dinlenmekten hoşlanmam. Yine şey oldu. Yani insanlar herhalde konuşacak bir şey lazım. Ben kötü niyetli buluyorum art niyetli düşünenleri. Ben öyle biri değilim. Kimsenin de kapısını dinlemem. Beni de biri duysa bence kulağını kabartır. Aa ne olmuş, hasta mı olmuş falan diye. Evet. Şimdi tabii espri yapıyorum, hemen söyleyeyim. Kötü komşu ev sahibi yapamış. Pınar belki ev alır bundan sonra kendine. Hadi bakalım, inşallah alsın yani. Tamam. Görüşürüz Nurselciğim. Sevgiler, kolay gelsin. Öpüyoruz. Görüşürüz. Bye bye.